Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ülke büyütme ve küçültme senaryosuyla karşınızdayım. Öncelikle seçtiğimiz ülkeler Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri. Bu sebeple Megabox'ımızı Türkiye topraklarına gönderiyoruz. Ülke büyütme işlemini yapmadan önce Türkiye'nin yüz ölçümü 783.562 km², ABD'nin ise 9.834.000 km² olduğunu biliyoruz. Ardından yeşil tuşa basıyoruz ve Megabox'ı kaldırdığımızda Türkiye'nin yüz ölçümünün yaklaşık 12 kat büyüyerek Amerika ile aynı boyuta eriştiğini görüyoruz. 12 sayısını Amerika ile Türkiye arasındaki kıyas oranı olarak alıyoruz. Akdeniz ve Karadeniz büyüyen Türkiye'nin altında kalıp yok olurdu. Ayrıca Türkmenistan ile İspanya arasındaki bütün ülkeler de yok olurdu. Elburz Dağı Türkiye'nin altında kalmasıyla Ağrı Dağı Avrupa'nın en yüksek dağı olurdu. Marmara Denizi iç deniz olmaya devam ederken batı kıyısındaki Ege Denizi'nin yerini Atlas Okyanusu alırdı. Burada okyanus balıkçılığı yapılırdı. Ülkenin en büyük gölü olan Van Gölü'nün kapladığı alan 3.755 km² 12 kat artarak 45.060 km² yükselirdi. Ancak 58.030 km² alan kaplayan ABD'deki Michigan Gölü Van Gölü'nden daha büyük bir göl olurdu. Farklı iklimler sayesinde Türkiye'de papaya ve mango gibi meyveler artık bolca üretilirdi. İnsanlık tarihine ışık tutan Göbekli Tepe, Türkiye'nin büyümesiyle daha geniş bir alan kaplardı. Türkiye topraklarından doğup denize dökülen en büyük nehir olan Kızılırmak, ülkenin 12 kat büyümesiyle 16.260 km uzunluğa ulaşarak ABD'nin en büyük nehri olan Missouri'den bile daha uzun bir nehir olurdu. Ülke büyümeden önce batı kıyılarından Yunanistan'a yüzmeye çalışan mülteciler, açık okyanusta Amerika'ya yüzmeye cesaret edemezlerdi. Yoğun bir şekilde Afrika'dan Kuzey Avrupa'ya kaçan göçmenleri görürdük. Amerika kıtasından gelen yük gemileri taşıdıkları ürünleri Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçirecekleri için ülkeye ek gelir sağlanırdı. Türkiye'de ekilecek alan artacağından yıllık meyve ve sebze üretimi 55 milyon tondan 660 milyon tona çıkardı. Bu rakamla 75 milyon ton tarım üretimi olan Amerika'dan bir hayli fazla üretimi olurdu. Amerika'nın yüz ölçümüne göre tarım üretiminin az olması, özellikle kuzey eyaletlerinde sert kışlar, güneybatıda ise kuraklık ve su kıtlığı gibi sorunlardan kaynaklanmaktadır. Başka bir konu da Türkiye'nin nüfusu 12 kat artarak 1 milyar 30 bin kişiye çıkardı. Böylece 335 milyon nüfusu bulunan ABD'den daha yoğun nüfuslu bir ülke olurdu. Ekonomi olarak karşılaştırdığımızda Türkiye gayri safi yurt içi hasılası 900 milyar dolardan 12 kat artarak 10 trilyon 800 milyar dolara yükselirdi. Ancak 25 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasılası olan Amerika'dan çok daha düşük bir ekonomisi olurdu. Askeri gücü karşılaştırdığımızda toprakları büyüyen Türkiye'nin yeni hava gücü sayısı 6.512, ABD'nin ise 9.907 hava gücü envanterinde yer alırdı. Tanklardan 4.253 tane bulunurken ABD'nin ise 3.497 tane tankı bulunurdu. Deniz kuvvetlerinden 826 adet Türkiye envanterinde yer alırken Amerika envanterinde 472 savaş gemisi yer alırdı. Arkadaşlar, karşılaştırmalara baktığımızda eğer Amerika ve Türkiye eşit büyüklükte olsaydı Amerika ekonomi konusunda daha güçlü bir devlet olurken askeri konuda ise birbirine eşit devletler olurlardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.